Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nem ve yağış dersini inceleyeceğiz. Daha önce rüzgarlar konusunu bitirmiştik. Öncelikli olarak nem deyince aklımıza atmosfer içerisinde bulunan su buharına verilen isim gelmeli. Biz aynı zamanda nemi rutubet olarak da adlandırıyoruz halk dilinde. Yeryüzünde canlı gelişiminin devam etmesini, gelişmesini sağlayan en önemli ögenin su olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Su genellikle yeryüzünde sıvı olarak bulunuyor. Ancak sıcaklık değişimleriyle birlikte şekilde değiştirebiliyor. Katı halden gaz hale geçebiliyor. Özellikle suyun katı halini oluşturan kar ve buzun doğrudan buharlaşması, yani süblimleşme. Süblimleşme ile birlikte bu şekil değişikliğinin biz arttığını görüyoruz. Bu yüzden de atmosferde her zaman ama her zaman belirli miktarda bir nem miktarı bulunur. Ancak nem miktarı yere, sıcaklık koşullarına ve zamana göre sürekli değişme gösterir. Bunu sakın unutmayalım. Baktığımızda biz nemi higrometre adı verilen alet ile ölçüyoruz ve nemi ifade ederken gram cinsiyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Peki nasıl oluyor da atmosferde sürekli olarak bir nem miktarı bulunuyor? İşte bunu sağlayan su döngüsüdür arkadaşlar. Su döngüsü suyun sürekli olarak sıvı halden katı halden gaz hale geçmesini sağlayan bir mekanizma. Şimdi yeryüzündeki sular bir kısmı ne yapıyor? Yeryüzündeki suların bir kısmı buharlaşmaya başlıyor. Bu buharlaşmayla birlikte yükseklerde bulut oluşumlarını meydana getirecekler. Buluttan tekrar yağış olarak düşen bu su damlaları tekrar ne yapacak? Yeryüzü sularına ve yeraltı sularına karışmaya başlayacak. İşte bu şekilde hem yağış hem de buharlaşma ile birlikte suyun hava ve yer arasında dönmesine biz su döngüsü adını veriyoruz arkadaşlar. Baktığımızda 3 çeşit nem türü var atmosferde. Birincisi mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem olmak üzere. İlk olarak mutlak nemi şöyle bir inceleyelim. Mutlak nem havada bulunan mevcut nemdir arkadaşlar. Özellikle 1 metreküp havanın içerisinde bulunan nemin gram cinsinden ağırlığına biz mutlak nem adı veriyoruz. Mutlak nemin fazla olduğu yerleri ekvator çevresinde, kıyı kesimlerine, çevresine göre alçak kalan yerlerde gündüz ve yaz aylarında fazla olduğunu söyleyebiliriz. Mutlak nemin az olduğu yerlere baktığımızda kutup çevresinde, karaların iç kesimlerinde, çevresine göre yüksekte kalan yerlerde gece ve kış aylarında da az olduğunu söyleyebiliriz. Yani mutlak nem deyince arkadaşlar aklımıza iki şey gelecek. Birincisi mutlak nemin fazla olacağı alan hem sıcak bir alan olmalı hem de yağışlı bir alan olmalı. Yani su kütlesinin bulunması gerekiyor mutlak nemin fazla olabilmesi için. Yandaki grafiğe baktığımızda sıcaklık ve mutlak nem arasındaki ilişkiyi nasıl doğrularız arkadaşlar? Doğru bir orantıyla ilişkilendirebiliriz, değil mi? Mutlak nemin sıcaklıkla birlikte artış gösterdiğini görüyoruz. Sıcaklık arttıkça mutlak nem de artıyor. Ancak maksimum nemle arasındaki farkı karıştırmamamız için şunu bilmemiz gerekiyor. Mutlak nemin fazla olduğu yerlerde hem sıcaklık hem de büyük bir su kütlesi olmalı ya da yağışın bol olduğu bir yer olmalı. Anlaştık mı? Devam edelim. Şimdi maksimum nem doyma miktarına. Maksimum nem de havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla olan nem miktarını verdiğimiz isim. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da artıyor. Maksimum nem sıcak çöllerde özellikle fazla, soğuk yerlerde de az. Yani maksimum nemin en fazla olduğu alan deyince aklıma ne gelecekmiş? Çöller gelecekmiş, değil mi? Neden? Çünkü sıcaklıkla birlikte ne yapıyor? Havanın nem taşıyabilme kapasitesi artıyor. Ancak şimdi sıcaklık dedik ya, sıcak olması gerekiyor ama mutlak nemde de sıcaklık vardı, değil mi? O yüzden neymiş benim kıstasım? Mutlak nemin fazla olabilmesi için bakın sıcaklığın fazla olduğu bir yer ekvator çevresi. Ancak aynı zamanda burada ne bol? Su miktarı da bol, değil mi? Gerek yağışlar gerek okyanuslar gerek denizlerin bol olması sebebiyle. Bunu birbirine ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız. Şimdi sıcaklıkla maksimum nem arasındaki şu ilişkiye baktığımızda neyi gördüm? Yine bir doğru orantılı olduğunu gördüm, değil mi? Sıcaklık arttıkça maksimum nem de arttı. Şimdi bu şuradaki
tabloya baktığımızda bakın sıcaklık arttıkça maksimum nemin de arttığını bana gösteren bir ifade. Şimdi 30 derece sıcaklık en fazlasını alalım, bir de en düşüğünü alalım. Bir de eksi 20 derece var. 30 derece sıcaklıkta maksimum nemin ne kadarmış? 30,40 gram. Eksi 20 derece sıcaklıkta ne kadar maksimum nemin var? 1,6 gram olmak üzere. Yani yine neyi söyleyebildim? En sıcaklığımın en yüksek olduğu yer maksimum nemin en fazla olduğu yerdir. Geldik bağıl, nispi, oransal nem olarak adlandırdığımız nem çeşidine. Havadaki mutlak nemin maksimum nem miktarına oranına biz bağıl nem adı veriyoruz ve bağıl nemi biz yüzde olarak ifade ediyoruz. Diğerleri gibi bakın gram olarak ne yapmadık? İfade etmedik. Yüzde olarak ifade ettik. Tamam mıdır? Şimdi bağıl nem deyince aklımıza hep şu gelecek. Bağıl nem yağış getiren nemdir. Bağıl nem ne kadar yüksekse havanın yağma ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Şimdi bağıl nemin fazla olduğu yerlere baktığımızda tropikal bölgelerde, okyanus, deniz kıyılarında bağıl nem fazla. Yani normalde nemin fazla yüksek olduğu alanlarda biz neyi görebiliyormuşuz? Bağıl nemin yüksek olduğunu, yani yağış ihtimalinin fazla olduğunu görüyoruz. Peki bağıl nemin az olduğu yerler nereler? Çöller, karasal bölgelerde bağıl nem az. Zaten bu alanlar kurak alanlar değil mi? Yani yağış ihtimalinin az olduğu yerler değil mi? Güzel. Demek ki normalde içinde nem bulunmayan alanlarda bağıl nem de ne oluyormuş? Az oluyormuş. Yani yağış ihtimali az bu alanlarda. Şimdi buradaki grafiği incelediğimizde bakın bağıl nemle sıcaklık nasıl bir orantıya sahip? Ters bir orantıya sahip değil mi? Sıcaklık arttıkça bağıl nem yani yağış getirme durumum ne yapıyormuş benim? Düşüyormuş. Devam edelim. Bağıl nem %100'e ulaştığında havadaki nem açığı ortadan kalkar. Bu havaya doymuş hava adı verilir. Doymuş havada yani bağıl nem %100'e ulaştığında artık yağış ihtimalinin başladığını biz söyleyebiliriz. Havadaki mutlak nem ile maksimum nem arasındaki farka da nem açığı denir. Nem açığı ne kadar az ise bağıl nem o oranda fazla olur. Yani size bir alan verildiğinde mutlak nem ile maksimum nem arasındaki fark ne kadar azsa yağış getirme ihtimali o kadar yüksek olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki şartları dikkate alarak grafikleri çiziniz demiş. Şimdi sıcaklıkla bağıl nem nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantılı. O yüzden ne yaptım? Ters bir orantı çizdim. Peki mutlak nemle bağıl nem arasında nasıl bir ilişki var? Doğru orantılı bir ilişki var değil mi? Mutlak nem neydi? Havanın hem sıcak hem de su kütlelerinin bulunduğu, nem miktarının zaten fazla olduğu alanlar değil mi? Bu alanlarda yağış ihtimali nasıldır? Fazladır. O yüzden bağıl nemle mutlak nemi ne yaparım? Doğru orantılı olarak çizebilirim. Maksimum nem ve bağıl nem. Şimdi maksimum nemle bağıl nem de ne demiştik? Birbirleriyle ters orantılı. Çöllerde yağış oluşumunun olması mümkün mü? Hayır, değil. Nem açığı ile bağıl nem. Nem açığı ne kadar fazlaysa yağış getirme yani bağıl nem oranı o kadar ne yapacaktır? Düşecektir. Devam edelim. Şimdi aşağıda verilen bölgelerle ilgili olarak cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayalım. Şimdi birinci bölgeye baktım. Hem bitki örtüsünün yüksek hem de sulak bir alan değil mi? Güzel. İkinci şeye baktım. Kurak bir iklim görüyorum bu resimde. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Bağıl nem yıl boyunca nokta nokta bölgesinde daha yüksek olabilir. Bağıl nem yani yağış getirme ihtimali hangisinde çok daha fazla bu resimlerde? Tabii ki de A bölgesinde. Neden? Birincisi sıcak, ikincisi su kütlesine yakın. O zaman burada zaten mutlak nem de yüksek olacaktır. Geldik. Yağış nokta nokta bölgesinde daha fazla olabilir. Zaten bağıl nem yani yağış getirme durumu havanın nerede daha fazlaydı? Su kütleleri üzerinde daha fazlaydı. O yüzden yine A bölgesi dedim. Yıl boyunca nem açığı nokta nokta bölgesinde daha fazla olur. Nem açığı neydi? Mutlak nemle maksimum nem arasındaki farktı. Baktığımda kurak bölgelerde bunun daha fazla olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söylerim. O yüzden buraya B bölgesi dedim. Geldik. Kuraklık nokta nokta bölgesinde daha belirgindir. Zaten hemen baksın gibi görebiliyorum. B bölgesinde kuraklık daha belirgin. Sıcaklık farkı nokta nokta bölgesinde daha fazladır. Baktığında hangisi arasında gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı hangisinde daha fazla? Tabii ki de B bölgesinde. Mutlak nem bakımından A bölgesinde
nokta nokta daha fazla, pardon, mutlak nem bakımından nokta nokta bölgesinde daha fazladır. Mutlak nem deyince aklıma ne gelecekti? Sıcak ve su kütlelerinin olduğu alanlar. O yüzden A dedim. Nokta nokta bölgesinde daha çok yağış isteyen bitkiler. Yağış isteyen bitkileri A bölgesinde gördüm. Nokta nokta bölgesinde daha çok kuraklık şartlarına dayanıklı bitkiler yetişir. Bu da B bölgesi olmalı. Devam edelim. Evet. Diyor ki aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız. 10 derece sıcaklıktaki bir hava kütlesi en fazla 9,42 gram bölü metreküp nem taşıyabilmektedir. Mutlak nem miktarı 15 gram bölü metreküp olan C merkezindeki hava kütlesinin bağıl nem oranını bularak yağış ihtimali hakkında bilgi veriniz. Şimdi öncelikli olarak bu soruyu çözebilmemiz için bağıl nemin bulunma formülünü bulmamız lazım. Arkadaşlar bağıl nemi bulabilmek için mutlak nemi maksimum neme bölüp 100 ile çarpmalıyız. Baktığımızda devam edelim. Şimdi bu bağıl nem formülünü birlikte bir uygulayalım. Şimdi diyor ki C merkezine baktım. C merkezinde sıcaklığım 10 derece ama bu 10 dereceyi formülünde ne yapmıyorum? Kullanmıyorum. Maksimum nemim 9,42 gram, mutlak nemim de 15 grammış. Şimdi bunları ne yapmam lazım benim? Formüle uygulamam lazım. Mutlak nemime 15 yazarım. Maksimum nemime 9,42 yazarım. Çarpı yüzlerim. Şimdi baktığımda 15 bölü 9,42 çarpı 100. Şimdi bak bu işlemleri yaptığımda cevabım ne çıkacak? 159 çıkacak. O zaman bağıl nem oranım yani yağış getirme oranım %159'muş. %100'ü bağıl nemim geçtiği için de dolayısıyla burada yağış oluşumunu ne yapabilirim? Görebilirim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bağıl nem ve nem açığı hesaplama adlı bir uygulamamız var. Diyor ki aşağıda verilen bardakları birer hava kütlesi olarak düşünerek soruları cevaplayınız. Sıcaklığın 5 derece, maksimum nem oranının 6,80 gram bölü metreküp olduğu, mutlak nemin 4 gram bölü metreküp olduğu bardağın bağıl nem oranını ve nem açığını hesaplayalım. Bağıl nem oranını hesaplamam için ne yapacaktım? Mutlak nemi maksimum neme bölüp 100'le çarpacaktım. Bu da bana ne yapacaktır? 400 bölü 6,80 gram diyebiliriz. Bu da bana %59'luk bir bağıl nem oranını çıkaracaktır. Peki nem açığını nasıl bulacağım? Nem açığı neydi? Mutlak nemle maksimum nem arasındaki farktı. Mutlak nemim 4 gram, maksimum nemim 6,80 gram. Aralarında kaç gramlık bir fark var? 2,80 gram bölü metreküplük bir gram ifadesi yazabiliriz buraya. İkinci bardağıma geldim. Sıcaklığın 20 derece, maksimum nemin 17,32 gram bölü metreküp olduğu, mutlak nemin de 8 gram bölü metreküp olduğu bardağın bağıl nem oranını nasıl buluruz? Mutlak nemi yani 8'i 8 gram bölü 17,32 gram çarpı 100 deriz arkadaşlar. Buradan da bağıl nem oranım %46 çıkar. Nem açığım kaç peki? 8 gram 17,32 gram. Aralarında kaç gram fark var maksimum nemle mutlak nemin? 9,32 gram bölü metreküplük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü bardağımıza geldiğimizde sıcaklık 30 derece, maksimum nemim 30,40 gram bölü metreküp, mutlak nemim de 30,66 gram bölü metreküptür. Bağıl nem oranını nasıl hesaplıyorum? Güzel. Mutlak nemi maksimum neme bölüp 100'le çarpıyorum. 30,66 bölü 30,40 çarpı 100'den bağıl nem oranının %101 çıkar arkadaşlar. Nem açığı görebiliyor muyum? Hayır, bakın nem açığı göremiyorum. Çünkü maksimum nemim mutlak nemden daha nasıl düşük. O yüzden burada nem açığının olduğunu söyleyemem. Baktığımızda hangisinde peki yağış getirme ihtimali çok daha fazla olur? Bunların hepsinin bir hava kütlesi olduğunu düşünürsek. Tabii ki de bağıl nemin %100'ü aştığı 3. bardakta yağış ihtimali çok daha fazla olacaktır. Devam edelim. Şimdi yoğunlaşma türlerine baktığımızda yoğunlaşma neydi arkadaşlar? Havadaki su buharının yükseklerde soğumanın etkisiyle katı hale ya da sıvı hale geçmesine biz yoğunlaşma adı veriyorduk. Yoğunlaşmayla meydana gelen hava olaylarına bir bakarsak, bulutluluk, yağmur, sis, çiğ, kar, dolu, kıra, kırç gibi
hava durumları, yoğunlaşma türleri oluşuyordu. Şimdi bulut oluşumları ile ilk başta başlayalım. Bulut zaten atmosferdeki su buharı ya da buz kristallerinin yığılmasıyla oluşmuş olan böyle kümül kümül, küme küme oluşmuş olan yoğunlaşma türüdür. Şimdi baktığımızda bulut çeşitlerini biz üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Yüksek bulutlar olan cirrus bulutları, orta bulutlar olan alta kümülüsler ve alçak bulutlar olan stratus bulutlarıdır. Yağış getiren, en fazla yağış getiren bulut çeşidimiz bizim orta bulutlar dediğimiz alto kümülüs bulutlarıdır. 4-5 kilometre yüksekler arasında bulunur ve özellikle sağanakların meydana gelmesini sağlayan bulut çeşitlerimiz bu alto kümülüsler. Yüksek bulutlar olan bu cirruslere baktığımızda 8 ya da 12 kilometre arasında bulunuyor ve oldukça ince bunlar arkadaşlar. Zaten havaya baktığınızda bunlar böyle böyle pamuk gibi görünürler, böyle ince ince pamuk gibi sıralanırlar gökyüzünde ve kesinlikle bu bulutlar yağış oluşturmuyorlar. Alçak bulutlar, yani statüse baktığımızda bunlar da 1 kilometre arasında bulunuyor. Diğer bulutlara göre yeryüzüne çok daha yakınlar. Koyu renkli olan bu bulutlar genellikle yağış bırakıyorlar. Yani bulutluluk deyince aklımıza kesinlikle şu gelecek arkadaşlar. Statüs ve kümülüs bulutları, alto kümülüs bulutları yağış bırakırken yüksek bulutlar olan cirrus bulutları yağış getirmiyorlar arkadaşlar. Zaten şu şekle baktığınızda bulut tiplerinin hemen hemen ne yapıyoruz? Hepsini gökyüzünde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle alto kümülüs ve şu kümülüs bulutları, bu daha pofuduk pofuduk olan bulutlar bunlar. İşte bu kümülüs ve statüsler yağış bırakırken yüksek bulutlar dediğimiz sirokümülüs, cirrus, alta statüs gibi bulutlar ne yapmıyorlar? Yağış bırakmıyorlar. Şimdi bunların bakın şöyle bir görseline bakalım. Statüs bulutları, yağış getiren kümülüs bulutları, kümülonimbusler, yani kümülüs bulutlarının birazcık daha tek parça olmuş halleri ve yüksek bulutlar olan cirrus bulutları. İkinci yoğunlaşma çeşidimiz yağmur. Yağmur deyince aklımıza havadaki su buharının yoğunlaşması ve yer çekiminin etkisiyle su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesi gelmeli. Hepimiz zaten yağmuru hem biliyoruz hem de tanımlayabiliriz. Devam edelim. Sis nasıl oluşuyor peki? Sis sıcak ve nemli bir havanın çok soğuk bir zemine temas etmesiyle su buharının havada asılı kalması sonucu oluşuyor arkadaşlar. Özellikle soğuk ve sıcak hava kütlelerinin birbirleriyle karşılaşma alanlarında da bir sis oluşumunun çok çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Çiğ. Çiğ de arkadaşlar şekilde gördüğünüz üzere nemli bir havanın soğuk zeminler üzerinde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşması ile oluşuyor. Özellikle çiğ biz ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde daha çok görüyoruz, özellikle bitkiler üzerinde. Kar, havadaki su buharının yoğunlaşarak yer çekiminin etkisiyle buz kristalleri şeklinde yere düşmesidir. Yalnız burada şunu karıştırmayalım arkadaşlar. Kar deyince, yani buluttan kar şeklinde düşmüyor aslında. Buluttan çıkan su damlacığı yükseklerde, yani buluttan çıktığı anda donup yeryüzüne doğru iniyor. Tamam mıdır? Bu yüzden mesela meteorolojide işte karla karışık yağmur terimini siz buluyorsunuz. Su damlacıklarının çoğu havada bazen donamaz, bazıları donabilir. Bu yüzden de işte böyle hem kar hem de yağmur karışımı bir hava durumu gözlemleyebiliyoruz. Doluya baktığımızda yağmur damlalarının aniden donarak buz kristalleri haline yere düşmesine denir. Tabi bu yağmur damlaları arkadaşlar büyük damlalar. Bu yüzden aniden doğarak bir böyle işte küçük ceviz büyüklüğünde, yer yer işte bazen çok daha büyük şekillerde düşebiliyorlar. Tabi bu da sağanaklarda meydana geliyor. Ani bir şekilde zaten meydana geliyor bu dolu olayları. Kırağa baktığımızda bakın özellikle bu kırağa, çiğ gibi yoğunlaşma türlerinde sıcaklık koşullarını kesinlikle bilmemiz lazım. Kırağı biz 0 derecenin altında yoğunlaşan su buharının buz kristalleri şeklinde oluşturduğu yoğunlaşma türü olarak ne yapıyoruz? Tanımlayabiliyoruz. Yani kırağı deyince aklımıza ne gelecekmiş? Havanın 0 derece altında olduğu. Geldik kırca.
Kırç su buharının yine 0 derecenin altında olmasıyla, yoğunlaşmasıyla oluşuyor. Kırağdan peki ne farkı, pardon, kırağdan ne farkı var peki? Kırağdan ayrılan yanı buz tabakası halinde. Yani daha bütünsel, çok daha kalıpsal bir şekli var. Ancak kırağı bakın öyle değil, daha böyle ince ince meydana geliyor. Şimdi şu uygulamayı birlikte yapalım arkadaşlar. Aşağıdaki tabloya doğru işaretlemeleri yapınız demiş. Şimdi yoğunlaşma türünü, yoğunlaştığı yer ve sıcaklık 0 derecenin altında mı üzerinde mi diye bize soruyor. Şimdi karı biz yeryüzünde mi görüyoruz, gökyüzünde mi? Tabii ki de gökyüzünde görüyoruz. Sıcaklık nerede? Sıcaklık 0'ın altında. Doluya baktım. Dolu nerede meydana geldi? Gökyüzünde. Sıcaklık yine 0 derecenin altında. Yağmur gökyüzünde meydana geldi. Sıcaklık 0 derecenin üzerindedir. Sis nerede oluştu arkadaşlar? Yeryüzünde oluştu, değil mi? Sıcak ve nemli bir havanın soğuk bir zemine temas etmesiyle su buharının asılı kalması demiştik biz buna. Peki sıcaklık 0 derecenin altında mı üstünde mi? Tabii ki de üzerinde. Bulut nerede meydana geliyor? Gökyüzünde sıcaklık 0 derecenin üstünde. Kırç yeryüzünde meydana geliyor. Sıcaklık 0 derecenin altında. Çiğ yeryüzünde meydana geldi. Sıcaklık 0 derecenin üstünde. Kırav deyince de yeryüzünde meydana geldiğini ve sıcaklığın 0 derecenin altında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.